Önce tereyağını eritmem gerekiyor yapacağım tatlıda. Evet, ocağın altı çalıştı. Çok güzel. Özel bir sade yağ hazırlayacağım öncelikle. Böyle buram buram tereyağı kokusu gelen bir yöntem var. Kızartıyorsunuz ama yanmıyor. Güzel koku geldiği zaman o zaman sade yağ dönüşüyor. Tereyağımız sevgili seyirciler. Mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için özel bir tatlı hazırlayacağım. Bayramda, iftar sofralarında, misafir ağırlamada hem kolay hem de tadanlar diyecekler ki daha önce böyle bir şey yemedik. Bir çıtırt sesi gelen bir tatlı olacak. ...470 gramlık hazır baklava yufkası. Paketin gramajını 470 gram yazıyor sevgili seyircilerim. Şimdi iç harcına geldiğimizde Antep fıstığı kullanıyorum. Antep fıstığı olur, ceviz olur veya fındık olur. Ama böyle parçalı olması gerekiyor. Hangisini kullanırsanız kullanın parçalı olsun. Öğütülmüş olmasın sevgili seyircilerim. Hemen geliyoruz yağ bölümüne. 200 gram tereyağı eritilmiş ve hafif kızartılmış, yanmamış olması gerekiyor. Şerbetine geliyoruz. Son derece kolay. Baklava yufkası, fıstık, tereyağı. Sonra şerbet bölümüne geliyoruz. Şeker, su, limon. Başka bir şey yok sevgili seyircilerim. Peki Oktay Usta kaç gram ya da ölçü su ve şeker var diye hemen onda bahsediyorum. 2 su bardağı dolu dolu koydum şekerini. 180 gram geliyor her bardak dolu olduğu vakit sevgili seyircilerim. 2 bardak şeker, 1,5 su bardağı su. Su şekerden daha az miktarda. 1 dilim limon ama limon çok aşırı limonlu olmasın. Bu defa limon tadı geliyor. Böyle o ince bir dilim kaynatılmış, 10 dakika kaynatıp özdeştirilmiş bir şerbet olacak. Onları da paylaşacağım. Şimdi tereyağını hemen paylaşayım. Köpük köpük oldu. Sevgiyle köpüren güzel bir tereyağı. Sevgili seyircilerim, tereyağı yerine alternatif sunar mısın diyen seyircilerim oluyor. Sevgili seyircilerim, o zaman alternatif olarak margarin kullanabilirsiniz veya tereyağı ile çiçek yağını karıştırıp bir karışımda yapabilirsiniz. Herkesin bütçesine hitap etsin diye sizlerle paylaşıyorum. Sevgili seyircilerim, tereyağı ve çiçek yağında önce tereyağını yapacağımız işlemin aynısını yapıyor. Ondan sonra içine çiçek yağını koyabilirsiniz. Çiçek yağı koymak isteyen seyircilerim 100 gram tereyağına 1 çay bardağı, 100 ml çay bardağından bahsediyorum, çiçek yağı koyabilirsiniz. Şimdi önce tereyağını eritiyorum, hazırlıyorum. Ondan sonra sarma aşamasına geçiyoruz. Sevgili seyircilerim, şu anda sade yağımız hazırlandı. Şimdi bunun özel bir püf noktası var. O da şudur, dibine tortusu çöker. Yağ da kıymetli bir ürün. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Ben hemen şimdi şuradan şöyle canım biraz kenara çekilir misin lütfen orada? Şöyle yapacağım. Şurayı sakinleştiriyorum. Şuradan üzerinden köpüğü gitmeden biraz şuraya üzerine sürmelik ayıracağım. Orayı fırçayla süreceğim. Şöyle güzel yerinden. Heh, tamam. Burası yeterli. Tatlımızın üzerine fırçayla sürüp berrak olması gerekiyor. Yoksa şu birazdan sürerken şu tortular biraz içeriye gidebilir. İsraf etmek de istemiyorum. Eğer ki baktığınız yanma durumu var, hemen B planında sevgili seyircilerim şurayı hemen bir bez ıslatıyorsunuz. Tavayı ıslak bir yere oturtun ki ısı dengesi hemen düşsün. Yağ yanmaya devam etmesin diye söylüyorum. Burası şu anda tam benim istediğim şekilde sevgili seyircilerim beklemeye alıyorum. Ve şimdi yufkayı açıyor ve sarma işlemine geçiyorum.
Sevgili seyircilerim, şu anda tatlımızı sardık. Hemen özetleyeceğim. Önce şerbeti bir ocağa almak istiyorum. Ondan sonra son finale geliyoruz tatlıda. Bismillahirrahmanirrahim. 2 su bardağı dolu dolu toz şeker, 1,5 su bardağı su. Hemen ocağımızın ateşini yakıyorum. Sevgili seyircilerim, bir dilim, ince bir dilim limon. Çok aşırı limonlu olmasın. Yalnız bir dilim de limon olması gerekiyor. Çünkü bayağı kıvamlı bir şerbet olacağı için sevgili seyircilerim, ondan dolayı hiç limon olmazsa şekerlenebilir. Onun için söylüyorum. Canım, sevgiyle kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatacağım. Şimdi hemen tereyağındaki püf noktasını sizlerle paylaşayım. Bakın, dibindeki tortusu yanmış. Şöyle rampa yaptım. Dikkatli bir şekilde fırçayla kat aralarına yufkamızın, baklava yufkamızın arasını yağladım. 200 gram tereyağı. Geriye ayırdığım yağ da burada. Şimdi burayla devam edelim. Sevgili seyircilerim, güzelce sardıktan sonra yağlı kağıda aldım. Bir 10 dakika bekletin. Tereyağı sertleşsin, kolay kesilebilsin diye. Ben 4'e kestim. Parçalar büyüktür oktoüste derseniz 5'e kesebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi sade yağdan, tereyağından sade yağ elde etmiştik. Bakın görüyorsunuz berrak hali. Şimdi bu berrak halinden kesilmiş olan baklava yufkalarımızın üzerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Sevgili seyircilerim, böyle güzelce süreceğim tereyağının üzerine. Ondan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Tek kat üzerinden sardım. Tek kat sardığım için 14 adet çıktı. Getirmiş olduğum bir kase fıstık yeterli gelmedi. 14 tane olunca içerisine bir tanesine de ceviz koydum. Ceviz olur, fındık olur, Allah ne verdiyse. Ama çift kattan sararsanız 125 gramlı benim kullanmış olduğum fıstık yeterli gelir. 14 tane olunca yeterli gelmedi sevgili seyircim. Tereyağını sürüyorum, ısıtılmış fırına gönderiyorum. Çünkü böyle olunca bayağı bir çok miktar çıktığı için büyük double fırında pişireceğim mecburen. Normal fırında tepsiye yeterli gelmediği için tek seferde pişirmek için böyle bir yönteme geçtim. Birazdan şerbetiyle buluşma anı da sizlerle paylaşacağım. Sevgili seyircilerim, tatlımız kızardı. Çok güzel kokular geliyor. Şerbetimiz oda sıcaklığına geldi. Artık tamamen, yani oda sıcaklığında soğumuş oldu şerbetimiz sevgili seyircilerim. Soğuduktan sonraki kıvamı sizlerle paylaşayım. Bakın görüyor musunuz? Ağdalı bir kıvamda. Gayet güzel olmuş. Şimdi şerbetiyle buluşma vakti. Tatlı fırından çıkınca sıcak, şerbetimiz ise oda sıcaklığında ılık bir şerbet üzerine döküyoruz sevgiyle. Aman da ya Rabbi, ne de güzel olmuş. Sevgiyle hazırlanan güzel tatlar, güzel lezzetler inşallah sizin sofranızda olacak sevgili seyircilerim. Yeni yeni tarifler sizler için hazırlamaya çalışıyorum. Pişirirken bakın tatlının çıtır çıtır baklavamızın sevgili seyircilerim aralarını boşluklar bıraktım. Birbirine değdirmedim ki her tarafı nar gibi güzel eşit bir şekilde kızarabilsin diye. Şöyle üzerine gezdirerek döküyorum. Biraz kalanını da hemen fırça ile üzerine süreceğim ki daha böyle güzel olsun. Hiçbir yeri şerbetsiz kalmamış olsun sevgili seyircilerim. Oda sıcaklığına geldikten sonra ılık hale gelince artık servis vakti demektir. Sevgili seyircilerim, bir lezzetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'ım sofralarınıza bolluk, bereket, huzur versin. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.